Gel. Silahdar. Sultanım. Neyin var? Solgun görünüyorsun. Afiyetteyim sultanım. Hünkârımızı görmeye geldiyseniz burada değiller. Aslında ben seninle konuşmaya geldim silahdar. Hayır olsun inşallah. Mesele nedir? Gülbahar Sultan. Sultanım. Basmada başım. Hüseyin ağa. Hünkârım gelmenizi buyurdular. Geliyorum. Sizi dışarıda bekleyin. Sizi derhal götürmek için emir aldım. Başlayın. Bana rağmen mutlu olamayacaksınız demiştin. Yaptın. Başardın Atike. Başardın. İyi bak. Silahları son görüşümüz olabilir. Senin yüzünden felaketine yürüyor. Ben bunu istememiştim. Hünkârımıza anlattıklarınla idam fermanını sen imzaladın. Benimle evleneceğini görmektense ölümünü yeğledin. Ölüm istedim, evet.
Sizi birlikte gördüğüm gün ölmek istedim. Kendimi zehirledim. Farya kurtarmış beni. Kardeşine ihanet ederek beni de onu da ölüme gönderen sensin Geveran. Yangının izlerini siliyoruz sultanım. Emriniz üzere şehir yeniden inşa ediliyor. Ben de kendi konağımı yaptırıyorum. Biter bitmez taşınacağım. Gel. Valdem. Ne bu halin? Mevzu yine mi silahtar? Hünkârımız kıyacak ona. Yalvarırım bir şey yapın validem. Sizden başka kimse engel olamaz. İsterseniz Mehmet Paşa ile evlenirim. Ya da her kimle istiyorsanız onunla. Razıyım. Yeter ki silahtara bir şey olmasın. Kendine gel Geverhan. Topla kendini. Sen bir sultansın. Elimde değil. Canım yanıyor. Zamanla geçer. Geçmezse de kederinle yaşamayı öğrenirsin. Çık. Evlenmesine mani olmaktı Farya. Böyle bir niyetim yoktu Farya. Ben ne yaptım? Hemen ümitsizliğe kapılma. Hem nereden biliyorsun hünkârımızın idam edeceğini? Bostancılar koluna girmişti. Zorla bir yere götürüyorlardı onu. Başka da olabilir ki. Abim silahları idam ederse... Kendimi ömür boyu affetmem Farya. Vaktiyle zindandaki hücremden beni de zorla çıkarıp götürmüşlerdi. Hiç kurtuluşum olacağını düşünmemiştim. Ama Sultan Murat kıyamadı bana. Kızdı, öfkesini kustu. Ama vazgeçmedi benden. Silahlardan da vazgeçeceğini hiç sanmıyorum.